Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Uzun süre beklenilen karar sonunda açıklandı. F-15'in yeni modeli EX oldu. F-15 EX için, ilk 8 uçak için Amerikan Hava Kuvvetleri Boeing'e sipariş verdi. Toplam 8 uçak için 1.1 milyar dolar ödenecek. Gelin bu videomuzda F-15'in son modeli olan F-15 EX'i inceleyelim. Hangi özellikleri var? Birlikte bakalım. Amerikan Hava Kuvvetleri stealth olarak adlandırılan yani radara görünürlüğü çok düşük F-22 hatta yeni teslim edilen F-35 uçaklarının yanı sıra F-15'lerden bir türlü vazgeçemiyor. 1970'lerin başında envantere girmeye başlayan F-15'ler özellikle hava görevlerinde çok farklı bir avantajı yanına getirdiler. Bugüne kadar dünyada yaptıkları dogfight yani hava savaşlarında F-15'in kaybettiği herhangi bir savaş yok. Gerçekten çok üstün bir uçak. F-15'in ilk modeli A modeliydi. Bunu çift kişilik olan B modeli izledi. Daha sonra C ve yine çift kişilik D modelleri gerçekleştirildi. Bu 4 model hava görevi için odaklanmış modellerdi. A ve B modelleri uzun süre önce emekli oldular. Sırada C ve D modelleri var. C ve D'ler de yavaş yavaş hizmet ömürlerinin sonuna geliyor. Amerikan Hava Kuvvetleri attığı 5. adımda F-15E modelini Boeing'den istedi. Bu F-15'e havadan çok tamamen hava yer operasyonuna göre tasarlanmış uzun menzilli çift motorlu. Gerçekten yeni nesil aviyoniklere, hedefleme sistemlerine sahip bir uçak olarak ortaya çıktı. Bu model de çok büyük ilgi çekti. Bu model Amerika'nın yakın müttefikleri işte İsrail, Suudi Arabistan, Güney Kore, Singapur gibi ülkelere verildi. Bu uçak da şu an Amerika'nın en stratejik bombardıman uçaklarından biri. Fakat Amerika F-15C ve D'lerin emekli olmasıyla hava görevlerinde bir eksiklik olduğunu öngörerek F-15'in 6. modeli olan F-15 EX için düğmeye bastı. Ama bu teklif aslında Amerikan Hava Kuvvetleri'nden gelmedi. Bu teklif tamamen Pentagon'un uçuş operasyonlarının maliyetlerini hesaplayan özel bölümünden geldi. Biliyorsunuz F-22 uçaklarının imalatı durmuş durumda. F-35'ler de pahalı uçaklar. Bunun yanında çok daha maliyetleri uygun ama görevi yapabilen, sistemleri de daha önceden tanımlandırılmış, yani hava kuvvetlerinin hem pilotların hem teknik ekiplerinin bildiği bir uçak üzerinden gitmeye karar verdi. Ve 2018'de başlayan bu çalışma sonunda parası bütçesi çıktı ve 2021 bütçesi için kesin sipariş verilerek düğmeye basıldı. Peki F-15 EX'te ne tür değişiklikler var? Öncelikle uçağın kokpitine baktığımız zaman kokpiti tek büyük bir ekrandan oluşuyor. Bu dev ekranda pilotlar tüm verileri takip edebiliyorlar. Ve benzeri tabi sistemler F-35 gibi yeni nesil uçakların kokpitlerinden de aktarılan teknolojiye sahipler. Hemen arkasında uçağın burnunda çok özel bir radar var. Bu radar ISR radar. ISR radarın özellikleri açısından baktığımız zaman uçağı gerçekten hava görevlerinde çok fazla hedefi uzun menzilden takip etmesini gerçekleştirebilen radar sistemine sahip F-15 EX. Uçağın silah yükü ise 22 aynı noktada çok fazla sayıda bomba veya hava füzeleri kullanılabiliyor. Bunlarla ilgili yapılan çalışmalarda 22 adet hava füzesi uçak taşıyabilen, yani düşünün uçak havalanıyor. Öyle 4 tane, 6 tane, 8 tane değil. 22 hava füzesi. Bunlar nedir? AMRAAM veya Sidewinder'ın yeni nesil modellerini uçak rahatlıkla taşıyabilecek ve çok daha uzun menzilden uçakları düşürebilecek özelliğe sahip olacak. Bu arada çift motorlu olduğunu belirtmiştim F-15 EX'in. Bizim F-16'larda da kullanılan General Electric yapısı F-110-129 serisinin yeni nesil modeli de F-15 EX'e güç verecek. Uçağın kumandaları ise fly-by-wire yani kablolu uçuş sistemine sahip. Bu sistem pilotun yükünü oldukça azaltırken çok daha rahat bir şekilde manevraların yapılmasını imkan sağlıyor. Zaten uçak çok güçlü motorları var. Bunun yanı sıra yüksek akrobasi özelliği de F-15 EX'in hava görevlerinde, hava yaptığı manevralarını çok daha da ileriye taşıması bekleniyor. Biraz önce de belirttiğim gibi bu uçağın
ana özelliklerini taşıyan modelini Katar ilk etapta satın aldı. Katar Hava Kuvvetleri 36 adet F-15QA alıyor. Sonrasında ise benzer özelliklerle F-15EX Amerikan Hava Kuvvetleri'nin envanterine girmeye başlayacak. Amerikan Hava Kuvvetleri toplam 144 adet uçak almayı planlıyor. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde bu uçaklar tamamlanacak, prototipler ortaya çıkacak. Boeing'in testlerini Amerikan Hava Kuvvetleri'nin uçuşları izleyecek. Arkasından da seri imalat başlayarak uçaklar Amerikan Hava Kuvvetleri'nin envanterine girmeye başlayacak. Dediğim gibi toplam 144 adet uçak alımı planlanıyor. Son bir bilgiyi de vererek videomuzu sonlandıralım. Uçağın gövde ömrü 20 bin saat olarak planlandı. Bugün işte günümüzde F-16'ların yaklaşık 12 bin saatlik uçuş ömürlerine sahip gövdeleri var. Ki daha önceden bu 8 bin saat olarak planlanmıştı. Yarı ömür modernizasyonuyla bu 12 bin saate çıkartılıyor. 20 bin saat demek en azından bu uçakların 30-40 yıl süresince sıkıntısız kullanılabileceği anlamına geliyor. Bakalım önümüzdeki dönemde neler gelecek merak ediyoruz. Bu projeyle birlikte bir ihale daha yapıldı. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin envanterindeki mevcut F-15E uçakları da yaklaşık 985 milyon dolarlık modernizasyonla yeniden modernize ediliyor. Sistemleri geliştiriliyor. Yatırım yapılıyor. Yazılımları geliştiriyor. Bu uçaklar da etkin olarak daha uzun yıllar kullanılacak gibi duruyor. Hafta içi her gün saat 19'da yeni videolarla sizlerle beraberiz. Savunma sanayi, askeri havacılık, sivil havacılık videolarımızda sizlerle buluşuyoruz. Lütfen katıl tuşuyla kanalımıza destek vermeye devam edin. Abone olmadıysanız sizi abone olmaya bekliyoruz. Beğenilerinizi de eksik etmeyin. Bize sorularınızı yorum yazarak veya info@tolgozbek.com adresine mail atarak sorabilirsiniz. Aynı zamanda detaylı havacılık haberleri ise tolgozbek.com sitemizde. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.